Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber örgü lavanta çalışalım. Şöyle arkadaşlar, bakın ben iki renkle çalıştım. Üç renkte yapabilirsiniz. Daha sonra şuraya süslemek istediğim yere göre fiyonku dikerek kullanacağım. Şöyle yakından da bakın. Renklerini kendiniz ayarlayın arkadaşlar. Hırkalarda, battaniyelerde çiçek yapabiliriz. Battaniyelere dikmek için kullanabiliriz. Berelerde kullanabiliriz. Patiklerde kullanabiliriz. Bu lavantayı beraber çalışalım. Ben tığ olarak 2,5 numara tığ kullanacağım. Elimde kalan iplerle yapacağım arkadaşlar. İş orlonu kalınlığında ip kullanacağım. Morla lila için. Çok kalın olmayan ipleri tercih ederseniz daha zarif olur. Hemen yapımına geçelim. Önce zincir çekiyorum. Çok sık olmasın arkadaşlar bu zincirler. 18 tane zincir çekelim. On altı, on yedi ve on sekiz tane zincir çektim. Bir tane daha çekelim. Şimdi dönüyorum. Hemen ikinci ilmeğe sık iğne yaptım. 11 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Bir tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Çok sıkı yapmayalım. Çünkü aralarına dolgu yapacağız. Daha sonraki ilmeklere kaydırma yapalım. Şöyle bir 4-5 tane kaydırma yapalım. Bir zincir çekip ipimizi keselim. Şöyle. Şimdi lila renkli ipimizi elimize alalım. Hemen şu ilk başta yapmış olduğumuz sık iğnenin içine tığımızı geçirelim. Buraya 3 tane zincir çekelim. Başını doluyorum. Buraya 6 tane ikili trabzan yapalım. Altı tane ikili trabzan yaptım. Şöyle çeviriyorum. Hemen karşısındaki zincirin içine bir tane sık iğne yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Buraya da 6 tane trabzan yapıyorum.
Şuraya da 6 tane trabzan yaptık. Hemen şöyle tekrar çeviriyorum. Hemen karşısındaki zincirin içine batıyorum. Sık iğne yapıp 2 tane zincir çekiyorum. Yine buraya da 6 tane sık iğne yapıyorum. Pardon, 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Beş, altı. Hemen şöyle yine çeviriyorum. Karşısındaki zincire batıyorum. Yine iki zincir çekiyorum. Buraya da 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar şu şekilde çeviriyorum. Şuraya bir tane sık iğne yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine şu şekilde çeviriyorum. Yine sık iğne yaptım. 2 tane trabzan, 2 tane zincir çekiyorum. Buraya yine 6 tane trabzan yapacağım. Bunu yine çeviriyorum şu şekilde. Hemen yine karşısındaki zincire bir tane sık iğne yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Bakın olmaya başladı. Yine buraya da 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Hiç durmadan devamlı kaç tane istiyorsak. Ben 11 tane yapacağım. Daha büyük yapabilirsiniz. Daha kısa yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben 11 tane yapacağım. Şimdi kaçıncıyı yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben şu anda 7.yi yapıyorum arkadaşlar. Yine çeviriyorum şöyle. Şimdi 8.yi yapacağım. Yine sık iğnemi yaptım. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya 6 defa batacağım. Tekrar şu şekilde çeviriyorum. Yine sık iğne yapıyorum buraya. Arkadaşlar 11 tane yaptıktan sonra tekrar bir tane sık iğne yaparak ipimizi kıralım. Bir zincir çekip ipimizi kıralım. Şimdi ben diğerlerini de hazırladım. Diğer lavantaları da hazırladım. Onları dikelim beraber. Önce şuradan geçiriyorum iğnemi.
hemen açık renk olanı alıyorum elime. Bunu da sıkılıyorum buraya. Tekrar üçüncüyü alıyorum. Bunu da hemen buraya dikiyorum. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar, kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Zil butonunu açarsanız son attığım videolardan haberdar olursunuz. Bu şekilde arkadaşlar fiyonkuda yapıp dikeceğiniz yere şu şekilde uygularsanız battaniyelerde, hırkalarda, her yerde kullanabiliriz arkadaşlar. Berelere, patiklere yapabiliriz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.